Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Türkiye'yi kuşatma girişimlerine devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi baskılamak isteyen Amerika bunun için Yunanistan'ı üs olarak kullanıyor. Askeri tatbikat için gelmişlerdi. Kurulan üs cephaneliğe dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dede Ağaç'a yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'da konuşlandığı Dede Ağaç üstüne yeni sevkiyat gerçekleşti. Amerika ise boş durmadı. Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın dede ağaç kentine üst kurdu. <laughs> Amerikan üstünde son günlerde hareketlilik arttı. Üste ilk kez M1 tipi tanklarla 400 askeri araç sevk edildi. Bu Aleksandrupoli olacak. Bu τα οποία είναι το μεγάλο στρατηγικό ατού της Τουρκίας. Αλλά εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τα στενά μόνα τους δεν έχουν αξία, διότι όποιος ελέγχει Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, αντι, ε, ε, αντίστοιχα είτε τα προστατεύει είτε μπορεί να τα προσβάλλει. Έτσι. Συνεπώς, ε, αυτή τη στιγμή η Αμερική παρακάμπτει τα στενά μέσω τη ασκήσεως αυτής, λέω αριθμούς, 37.000 στρατεύματα, 5.000 Merhaba sevgili dostlar. Yaklaşık 3 yıldır Amerika, Yunanistan'la birlikte Ege'de, Deniz'de, Adalar'da hem de Trakya'da, Kara'da ortak askeri tatbikatlar düzenliyor. Resmen Amerika, Yunanistan'a gaza getirmeye çalışıyor. Korkma yanında ben varım, arkanda ben varım diyerek Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı savaşa kışkırtmaya çalışıyor. Ki o kadar çok askeri tatbikatlar yapıyorlar ki e bunları boşuna yapmıyorlar. Eninde sonunda bu savaşı çıkartmayı planlıyorlar. Ki bakın en son yaklaşık 20 gün önce bir askeri tatbikat yapıldı. Karada bakın Amerika, İsrail ve Yunanistan ordularından oluşan kara kuvvetleri burada bir askeri tatbikat gerçekleştiriyorlar. Normalde Lozan Anlaşması geri bırakın Ege'deki adalarda askeri tatbikat yapmayın. Normalde orada askeri üst kurmak ya da asker bulundurmak yasak. Ama Yunanistan Amerika'nın gazına gelerek bu yasa deliyor. Bakın 2021'de çıkmış bir haber haber diyor ki Yunanistan 21 adaya asker yerleştirdi diyor. Normalde Lozan'a göre Ege'deki 23 tane adada asker bulunmaması gerekiyor. Ama Yunanistan bunu bozdu ve 21 adaya asker gönderdiğinden bahsediyor. Ve Türkiye'nin konuyu Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiğinden bahsediyor. E Yunanistan şu an resmen Türkiye'yi kışkırtıyor Amerika'nın gazına gelerek. Diğer önemli detay şu 2021 yılına girer girmez birden Amerika Yunanistan askeri yanak yapmaya başladı ve birden Yunanistan'la birlikte çok sayıda orada askeri tatbikat yapmaya başladı. Örneğin bakın 8 Ocak 2022 haberi e Ocak ayında 2022'de Yunanistan'la ABD grid açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı diyor. Ocak ayında bu tatbikat yaptıktan sonra bir de Temmuz ayında bakın Yunanistan yine ABD ile ortak büyük bir askeri tatbikat yaptı. İsmi de Poseidon Öfkesi 22 diye. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri Poseidon Öfkesi 22 adını verdikleri ortak bir tatbikat düzenliyor. 11 Temmuz'da başlayan tatbikata Amerika Birleşik Devletleri'nden 10 adet 5. nesil F-35 uçakla katılıyor. Bu arada fark ettiyseniz bu Poseidon Ofkesi 22 tatbikatı 11 Temmuz'da başlamış. Bakın 11 Temmuz'da başlamış diyor. Ve haberin paylaşıldığı saatte çok ilginç denk gelmiş. Bakın 9.29 diyor. 29'daki 2.9'da 11. 9.11 kodlaması var karşımızda. 9.11'e denk gelmiş haber saati. Ve tatbikat 11 Temmuz'da başlamış. Olay ne? Poseidon öfkesi 2022 tatbikat. Kim yapıyor? Amerika ile Yunanistan Girit adasında. Çok gariptir. Amerika ile Yunanistan'ın yaptığı bu işte Poseidon öfkesi 22 tatbikatına karşı olarak biz de Poseidon 2022 davet tatbikatı yapmışız. Bu arada Poseidon fırtına ve deprem tanrısı toprağı allak pullak edip korkunç depremler oluşturabilen Tanrı'nın mitolojik karşılığı ve şimdi bu Poseidon tatbikatından çok ilginçtir. Yaklaşık 6 ay sonra Türkiye tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldı. Amerika ile Yunanistan 2022 yılında birçok askeri tatbikat yaptıktan sonra bakın 4 Kasım'da çıkmış bir haber diyor ki haberde Yunanistan bölgede art arda askeri tatbikatlar yapmaya devam edecek şeklinde bir haber paylaşılmış. Yani işin özü 2022 yılında bu kadar çok Yunanistan'la Amerika askeri tatbikat yapmışken bir yıl sonra yani 2023 yılında da bu savaşın başlama ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Belki direkt konuyla bir bağlantısı yok ama size çok enteresan bir detay göstermek istiyorum. Bakın Türkiye'de 2019-2020 yılı AFET'e hazırlık yılı ilan edilmiş. 2020 yılı AFET'e hazırlık yılı. Bir yıl sonrası da 2021 yılı ise AFET eğitim yılı ilan edilmiş. Bir yıl sonrası da 2022 yılı Türkiye Afet Tatbikat Yılı ilan edildi ve 2022 yılında Türkiye tarihinin en büyük deprem tatbikatı yapıldı ki bu tatbikattan 6 yıl sonra da karşımıza Türkiye tarihinin en büyük depremi çıktı. Yani 2020 hazırlık, 2021 eğitim, 2022 tatbikat yılı ve tatbikattan bir yıl sonra da 2023 yılında karşımıza Türkiye'nin en büyük depremi çıktı. Gerçekten garip. Bu açıdan baktığımızda Yunanistan'ın Amerika ile birlikte 2022 yılında bu kadar çok askeri tatbikat yapmış olması tabii ki de normal gelmiyor. Önümüzdeki süreçte bir savaşın yaşanabileceğinin bir habercisi ama umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve Yunanistan Amerika'nın gazına gelmez. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.